Daha altında da o şeyden yok. Verim abi kendisi çember atmış. Mahmut Bey'den öyle. Elde ettiğim yaklaşık 1000 tane ayrı tek bitkiden gelişmiş devletler, gelişmiş ekonomiler tarımsal anlamdaki Ar-Ge faaliyetlerine korkunç paralar aktarmaktalar. Belki şu anda kullandığımız birçok gıda ham maddesinin tohumları da bu ülkeler tarafından geliştirilmiş, üretilmiş. Biz onlardan kullanıyoruz. Dolayısıyla kendi ürünlerimizin, kendi öz kaynaklarımızın orijinimize dönebilmesi için bu tarımsal araştırmalar biz üniversite olarak da önemsiyoruz. Burada Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesindeki arkadaşlarımız çok güzel çalışmalarını başlattılar. Burada çeşitli denemeleri görüyoruz. Bunları yine devam ettiriyorlar. Burada bir laboratuvar kurma çalışmamız da var. Hem çiftçilere eğitim verilebilecek hem çeşitli analizlerin yapılabileceği bir laboratuvar kurulacak. Valilik İl Özel İdaresi ile birlikte bunu birlikte yapıyoruz. Onların da fonlamaları var, bize destekleri var. Aynı zamanda da kırsal kalkınmayı destekleme projesi kapsamında da bir projemiz destek kararı çıktı. Kabul oldu. Orhan tarafından destekleniyor. O projeler sayesinde de burada gerekli olan bilimsel akademik çalışmalar yapılabilecek altyapılar oluşturacak, laboratuvarlar da oluşturacak. İlk öncelikle burada buğday çeşidi geçen yıl bize yaz ayının sonuna doğru devredilmişti bu arazi. İlk başlangıç olarak tabii güz döneminde ekilebilecek buğday çeşitleri üzerine ekimler gerçekleştirildi. Farklı ülkelerden arkadaşlar 200'ün üzerindeki farklı üniversiteden çeşitli tohumlar getirdiler. Temin ettiler. Bunların denemeleri yapıldı. Bunlardan bir kısmı görülüyor burada. Bazıları kendi özel çalışmalarından elde ettikleri çeşitlerdi. Onların da Sivas şartlarına adaptasyonunun, uygunluğunun, daha yüksek verimle elde edilebilirliğini inşallah bu yaz döneminde, hasat döneminde görmüş olacağız. Bu sonuçları çiftçimizle de paylaşacağız. Elde edilen ürünlerden hangisi Sivas şartlarına daha uygunsa onları çoğaltıp çiftçilerimizin hizmetine sunarak ilimize bir katkımız olmasını sağlayacağız. Arkadaşlarımızla beraber bu hem arazimizde hem de laboratuvar koşullarında yeni bitki çeşitlerinin, bu tahıllar olabilir, baklagiller olabilir, çok farklı alanlarda yeni bitki çeşitlerinin geliştirilmesi, bölgeye daha kaliteli, daha verimli çeşitlerin geliştirilerek bölge koşullarına çiftçilere sunulması amacıyla burada çalışmalarımızı yürütüyoruz. Teşli aday çeşitlerimiz var. Bu teşli aday çeşitlerimizin burada tarla koşullarında denemelerini yapıyoruz. Aynı zamanda yöremizde tahıllar çok önemli ve çiftçimizin de şu anda geliştirilen bazı çeşitleri, özellikle ekmeklik buğday noktasında geliştirilen bazı çeşitleri çiftçilerimiz çok fazla tanımıyor, bilmiyorlar. Aynı zamanda çiftçilerimizin bilmediği ancak mevcut kendi kullandıkları çeşitlerle beraber bir çeşit verim denemesi de, adaptasyon denemesi de kurmuş durumdayız burada. Dünyanın çok farklı ülkelerinden, özellikle buğdayın yetiştirildiği ülkelerden, işte İkrisat gibi, bugün Simiti gibi çok farklı kuruluşlar var. Bunlar uluslararası kuruluşlardır. Bunlardan temin ettiğimiz çok farklı ülkelerden gelen buğday aday hatlarımız da var, çeşitlerimiz de var. Yaklaşık 2000 tane geniş bir buğday koleksiyonunda şu anda arazimizde tek sıralar halinde yetiştiriyoruz. Bölge koşullarında adaptasyon kabiliyetlerine ve yeteneklerine bakarak bunlar ilerleyen yıllarda ilimiz koşullarında, Orta Anadolu koşullarında nasıl kullanılabilir, bunları değerlendiriyoruz. Birçok Akdeniz ülkesi, özellikle tahıl üretimi bakımından çok yaygın olan, Rusya'dan tutun aklınıza gelebilecek birçok, Ukrayna dahil birçok ülkeden gelen çeşitlerimiz var. Yaklaşık 40-50 ülkeden gelen 2000'e yakın bir materyalimiz var. Bu materyallerin tamamını şu anda tarıyoruz. Taradıktan sonra yöremizde bunları nasıl kullanabiliriz? Bunları direkt alarak
ıslahta tesir ettirebileceğimiz gibi veya üretim izni alınabileceği gibi aynı zamanda bunlar bizde melezlemeler yapılır. Islah teknikleri vardır. Bu tekniklerde üstün özellikleri bakımından gördüğümüz üstün özellikleri başka bir kere başka çeşitlere aktarmak üzere de ana ve baba olarak kullanabileceğiz bunları. Bir defa bölgemizde ıslah çalışması yapılarak bölgemize kazandırılmış olan ilk çeşitler olacak. Bunun yanında bölgede yürüttüğümüz için bölge koşullarına özellikle ekolojik koşullarına son derece uyumlu olduklarından bunlar bölgede çiftçilerin özellikle verim düzeyi bizde son derece düşüktür. Verim düzeyi yüksek ve çiftçimizin çok daha fazla ürün almasına neden olacak.